güneşli bir günden merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere esel atıklar konusuyla ilgili kısa bir anlatım yaptıktan sonra sizlerle geri dönüşüm malzemesi olan bir tişörtten dikişsiz evde kal günleri için bir maske hazırlayacağız. Evet çocuklar, evsel atıklar ve geri dönüşüm. Evsel atıklar ve geri dönüşüm konusunda önce atık maddenin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Atık madde, günlük yapılan işlemler sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş maddelere biz atık madde diyoruz. Atık maddeler, evde olan evsel atık maddeler, evsel katı atıklar ve evsel sıvı atıklar olmak üzere iki şekildedir. Günlük faaliyetler sonucunda ev ortamında üretilen atıklardır evsel atıklar. Bunlar yiyecek atıkları, pil atıkları, ev eşyası atıkları, ambalaj malzemeleri ya da yakacak atıkları olarak örnek verebiliriz. Aynı zamanda evsel sıvı atıklarımız vardır. Evlerde kullanılan sıvıların hemen hemen hepsi kullanım sonrası ya doğrudan ya da su ile karışarak atık hale geliyor. Biz bunlara evsel sıvı atıklar diyoruz. Bunlara örnek olarak kızartma yağı ya da motor yağları verebiliyoruz. Çocuklar, 1 litreye atık yağın 1 milyon metreküp suyu kirlettiğini biliyor muydunuz? Evet çocuklar, burada benim kısalan, kullanılmayan bir tişörtüm vardı. Bu tişörtten sizlerle çok basit, kolay, dikişsiz bir maske yapacağız. Burada makas kesimlerinde kesim yapmak için ailenizden, annenizden ya da babanızdan yardım alabilirsiniz. Şimdi öncelikle tişörtümüzün bir kolunu, tişörtümüz uzun kollu olması lazım. Bunu da belirtelim. Şu şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra bakın metremizde 27 santim işaretliyoruz başından ve sonundan. Kesebiliriz işaretleme yaptıktan sonra. Evet, işaretlediğimiz yerlerden kestik. Parçalarımızı ayıralım. Kestikten sonra şöyle ikiye katlıyoruz. Kenarlarını makasımızla hafif bir yuvarlama şeklinde kesiyoruz. Her iki taraftan, her iki uçtan. Bunu da aynı şekilde yuvarlayalım. Evet. Sonra yine katlı olan kısımlarda üstten 2 santim, yanlardan da 2 santim işaretliyoruz. Yanlardan ve üstten 2 santim buluştuğu nokta. Aynı şekilde burada da işaretledikten sonra makasımızı alıp işaret koyduğumuz kısma kadar kesiyoruz her iki tarafı. Bunlar kulaklarımıza gelecek olan kısımlar. Aslında maskemiz hazır. Fakat içine peçete yerleştirerek daha geçirmez bir maske yapabiliriz. Şu şekilde. Evet. İşte bu kadar. Maskesiz hiçbir yere çıkmayalım. Evde kal Türkiye.